O zaman yemekleriyle çok ünlü bir kentimize gidelim mi? Bambaşkadır oranın yemekleri ve bize doyumsuz lezzetler sunarlar. Hatay'dayız ve Hatay'a bağlanıyoruz. Acaba Hatay'dan bize kim merhaba diyecek? Vasil Köse, Hatay TV Genel Yayın Yönetmeni. Karşımızda konukları var. Rahmi Varlı, Hatay TV Yönetim Kurulu Başkanı. Ben hemen sözü Hatay'a bırakalım. Şunu sorayım hemen. Ülkemizin çok büyük bir bölümünde yağış var ama siz çok rahat duruyorsunuz. Hatay'da herhalde yağmur yok bu akşam. Yok, Hatay'da yağmur yok. Medeniyetlerin ve hoş görünün şehri Hatay'dan hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. TRT 5 Anadolu projesine destek veren başta Sayın Başbakanımız, Bakanımız, TRT Genel Müdürümüz ve Yerel Bölgesel Televizyonlar Birliği Genel Başkanımıza sizlerin huzurunda saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Künefe sıcaklığında ve künefe tadında sizleri selamlıyoruz. Tabii yerel ve bölgesel televizyonların uzun zamandır üzerinde titrediği bir projeydi bu proje. Bu projeyi hayata geçiren Sayın Başbakanımıza ve emeği geçen herkesi Hatay'dan, medeniyetlerin ve hoş görünün şehrinden selamlıyoruz. Tabii bu projemize yazılı medya da katkı veriyor Hatay'dan. Şu an yazılı medyanın bir temsilcisi Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız da yanımızda. Bu mutlu günümüzde mutlu günümüzü paylaştı. Müsaadelerinizle onu da bir iki kelamla olsun sözlerini almak istiyorum. Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen, bu konudaki görüş ve düşüncelerinizi anlatır mısınız? Öncelikle Hatay'dan iyi akşamlar diliyorum. Yerel basın için son derece önemli olan bu TRT 5 Anadolu projesi sayesinde yerel basın bundan sonra sesini tüm Türkiye ve dünyada duyuracağı için biz basın çalışanları olarak çok mutluyuz. O yüzden bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve bu vesileyle tüm Türkiye halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Bu arada yanımızda Anadolu gündemi programıyla 17 aydır bütün Türkiye'yi Hatay'dan bilgilendiren televizyonumuz Hatay TV'nin genel yayın yönetmeni Vasi Köse var. Sayın Köse'nin duygularını da kısaca alalım efendim. Efendim, Saint-Pierre'in, Habib'in Necar'ın ve medeniyetlerin kavşak noktası olan Antakya'dan tüm Türkiye'ye selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birliği TRT işbirliğiyle 17 aydır deneme yayını yapılan ve bugün resmi açılış töreni Sayın Başbakan'ın onurlandırmasıyla başlatılan bu projede özellikle Sayın TRT Genel Müdürümüze, Başbakan'a, Sayın Yerel Televizyonlar Birliği, Bölgesel Televizyonlar Birliği Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hatay bildiğiniz gibi Orta Doğu'nun, özellikle Anadolu'nun yemek mutfağı, mutfak kültürü, farklı din ve mezheplerde insanların bir arada kardeşçe ve barış içinde, hoşgörü içinde yaşadığı medeniyetlerin adeta bir başkenti gibi bir kent. Buradan bütün Türkiye'ye, özellikle TRT çalışanlarına ve bize katkı veren bütün herkese saygı ve selamlarımızı iletiyor. Künefe tadında bir gün ve gelecek diliyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim, tabii Hatay'dan seslenince Hatay manevi ikliminden de Sayın Köse bahsetti. Habib-i Neccar'ın, Beyazıt-ı Beslenbi Hazretleri'nin, Davud el Antakya'nın manevi ikliminden sizlere seslendik. Tabii Hatay deyince künefeden de bahsetti. Bu arada tabii son dönemlerde Hatay'da Suriye ile vizenin kalkmasından sonra çok güzel şeyler oluyor. Yüzlerce güzel şeyler oluyor. Çok kısa zaman önce Hatay kötülüklerle, kötü işlerle anıldı ama binlerce güzel şeyi Hatay'dan bütün dünyaya tanıtan TRT 5 Anadolu oldu. Son 3 dönemdir biz buradan canlı yayınlarla Hatay'ı Türkiye'ye tanıttık. Bize bu imkanı sağlayan başta Başbakanımız olmak üzere bakanlarımıza, TRT Genel Müdürümüze ve Yerel Bölgesel Televizyonlar Genel Başkanı Sayın Şehide Hanım'a saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Benim söyleş saati programında bitirdiğim bir sloganım var. Müsaade ederseniz onunla bitirmek istiyorum. TRT 5 Anadolu'yu izleyin. Türkiye'den haberiniz olsun. Çünkü TRT 5 Anadolu Türkiye'nin ta kendisidir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim.